Yayınlarda çok fazla donma olduğu için direkt konuya giriyorum. İşlemcim biraz ısınmaya başladı. Sanırım termal macun çekmem lazım. Bir de bilgisayar çok tozlandı. Yani bu kadar pis bir yayıncı olur mu? Olamaz. Bence olmamalı. Sanayiye gideceğim. Sanayide bir arkadaşımızla birlikte Twitch'te tanıştım. Sera bir tozlumuzunu alacağız. Bir de termal macun işlem çekilecek. Niye sanayiye gidiyorum ben? Görüşürüz. İnanılmaz. Burada çocuk arabası var. İnanılmaz pis ya. İnanılmaz pis bilgisayar. Çok pis. Temizleyip gitmek lazım önceden. Bunu kendime söylüyorum şu anda. İnsan biraz temiz olur ya. Olay şöyle gelişti. Ben Twitch yayınlarını yaparken çok fazla drop oluyordu. Drop dediğimiz nedir? Yayında donma, aksama, internetteki upload'un düşmesi vesaire. O sürekli Türk Telekom'a giydiriyoruz Meltem'le. İşte yayının en güzel yerlerinde donmalar oluyor vesaire. İnternette problem var diyor. İnterneti kapatıp açıyorum, yayını kapatıp açıyorum falan. Yayını kapatıp açtıkça düzeliyor stream'de hepsi. Programı kapatıp açtıkça düzeliyor. Bugün birkaç arkadaşım sağ olsun beni uyardı. Bora'ya da buradan teşekkür ediyorum özellikle. Bayağı detaylı ilgilendi dedim. Yayından sonra konuşuruz, yayını bölmeyelim. CPU, GPU ya da hangisine ağırlık veriyor? Ekran kartına mı, işlemciye mi gibi? İşlemcinin canını okuyor. Yani yanıyor işlemci. Dedi ne zaman bakımlarını yaptın? Yapmadım. Termal macun ne zaman sürdün? Sürmedim. Bilgisayar nasıl toz içinde? Aa dedi bu böyle olmaz, git hemen bakımını yap. Şimdi onun için bu bakımları yapmam lazım. Yoksa hakikaten çok sıkıntılı bir yayın hayatı sürmeye çalışıyorum. İstediğiniz yere geldiniz diyor da. Dur bakalım, bir telefon açalım. Ben buralara daha önce gelmemiştim ya. Hiç yani. Buralar da İstanbul'muş. Buralar biraz karışık abi ya. Kayışta hazır her şey. Evet, fark ettim onu. Şimdi bilgisayarı gördüğünde muhtemelen söveceksin. Ya içinden ya dışından. Bakalım. Hayırlısı abi. İstanbul'un sahil kesiminde oturan ya da Kadıköy, Kartal, Maltepe, Bostancı, Beşiktaş var. Oralarda oturan buralarda feci karıştırır. Ben nereden girdim ya? Nasılsın? Görüşmeyeli. Tam ayrı araba. Biz şimdi demirciye ne yapacağız bilgisayara ya? Evet. Çayın var mı? Var. Oo süper. Nasıl? Yolda. Işık da yok ama. Çok beklediğim gibi de değil be abi. Vallahi. O kadar da. Işık gözükmüyor ama toz içinde ya. Geldim sanayiye. Arkadaş yani demir atölyesi var. Senin temizliğini yapacağız. Ben iki ukalala bak. Biraz daha ışık var mı diyorum. Kafama levyeyle vuracak. Sanayi çeyi. Buradan Ogo'ya, Emre'ye, Banu'ya. Selamlar olsun. Perfocuğum. İzliyor musunuz bunları? Ameliyat masası. Sıkıntı yok ya, en son buluruz. Bulduk. Vidayı düşürdük de bir tane. Anakart yere düz olsun. Anakart yere düz olsun. Şey düşer, kırılır, üstüne yerir. Aşağı gitmesin, üstünde yaparsın. Bu bir bilgisayar tamir videosu değildir. Bu bir vlog'tur. Bu arada parantez içinde aynen. Geçeyim. Abi niye böyle oldu, niye oldu, şöyle oldu demeyin aynen. Sanayiye geldik. Demirci arkadaşımıza bilgisayar tamir yapıyoruz. Bakımı daha doğrusu. Evet, kutu vuracaktım. Ya bundan 15 sene önce bilgisayarlar falan böyle değil. Ekran kart dediğim böyle bir şey değil. Şöyle bir çipti ya. Soğuk falan yok aynen. Peki. Ne macunu vardı, ne şey vardı, mis gibiydi vardı eskiden. Gelin bakalım neyi unuttum ben, gel almayı. Termal macunu alacaktım gelirken onu unuttum. Buran Iron Man yapabilir miyiz? Parayı yaparım abi. Şey üretim dersen yaparım. Enişte Doblos. O gün güzel yapıyor ya bu işi. Şey gibi ya, PUBG'de yaralanınca şey basıyorsun ya kendine. Daha onun gibi geldi. Şimdi ötecek gene. Neyse kemer takalım. Selam. Sıkıyorum. Evet, işlemleri yatay bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, B350 Tomahawk. Şu an yapıştığı için çıkmıyor. Değil mi? Baksana abi, macun kay. İşlemci gibi. Çıktı değil mi? İşlemci çıktı. Korkum da oydu işlemci çıkarmak. Arkadaşlar, ya bunu bu kadar 5 yıl beklemeyin lütfen. Daha sık yapın. Takma yönü var mı onun? Var abi. Belli zaten abi. Bak şurayı gösteriyor ya. Onları birazdan üfleyeceğiz abi.
Bir şey söyleyeyim mi? Rezillik ya. Hani şu anda böyle yayıncılık yapıp YouTube'dan video atan bir insan için böyle bilgisayar sahibi olmak rezillik yani. Bunu kaliteli falan mı? Kaliteli. Üstüne bırak zaten, çok zorlamana gerek yok. Bu arkadaşlar GoPro'daki donmayı bilen varsa, bana bir çözüm sunabilecek varsa yazsın altına. Rica ediyorum. İşlemci yerine oturttuk. Burada önemli olan o bir sırası var. Köşelerin doğru yere denk gelmesi ve tırnakların zorlanmaması. Ve fanı tek seferde oturtmamız lazım. Macunun düzgün bir şekilde yayılması. Ben nereden biliyorum? Ercan söyle. Bir anlamı kalmaz daha başta. Bakalım şimdi akşam eve gittikten sonra nasıl olacak? Hızlanacak mı? Bayağı bir performans değişikliği olacak diye ümit ediyorum. İşlemciyi taktık. İşlemciyi taktıktan sonra şimdi bana söve söve abi şunları. Bu dedi pis, bu toz değil dedi. Bu başka bir şey olmuş dedi. Yeni bir element bulmuşsun sen dedi. Bunları temizledik. Çünkü temizlemezsek bu veri akışını sağlayan kanallar üstü bayağı ya alçı gibiydi ya. Resmen beton gibiydi. Adam elleriyle temizledi ya. Allah eline koluna sağlık. Eline koluna sağlığın şey hali yani. Somut bulmuş abi. Macunu da taktık. Şimdi yerine takıyoruz. Emin oluyorum bak. Oturduğuna dair. Basıyorum, çıkıyor zaten. Haydi. Bu kendi yukarı yatıyor. RAM'deki mantık. Tıkçı. Ondan sonra cıvatalarını sıkıyor. Bu arada çok almışız dediği gibi ama sana bir ömür yatar. Sana aynen bir ömür yatar dedi. 5 yılda bir sürsem. Şimdi aslında videonun geri kalanını evde çekmek zorunda kalıyorum. Neden evden çekmek zorunda kalıyorum? Çünkü ben bu videoları GoPro ile çekiyordum. Bir anda da böyle geçmek istemezdim ama GoPro'mda ufak bir arıza olduğundan dolayı çok hızlı bir şekilde kullanmayı kesip ne yaptım? Tekrar garantiye verdim. Ben size anlatmak istediğim olay şu şimdi. Bilgisayarım burada. Ben topladım bilgisayarı. Tekrar yayınlarımıza da başladık arkadaşlar. Işığımız burada vesaire. Yayınlarımıza başladık. Ama size söylemek istediğim olay şu. Termal macun işlemi çok önemli bir olay. Benim gibi 5 yılda bir yaparsanız, bakımınızı yapmazsanız bilgisayarın ömründen çok fazla yiyorsunuz. Şu andaki bu bilgisayar fiyatları benim zamanında aldığım fiyatların yani kat ve kat fazlası. Bu bilgisayar evi bilgisayar değil. 5 yıllık bir bilgisayar ama bunu bile şu anda alabilmek yani kolay değil. Bu bilgisayarı almak hakikaten kolay değil şu anda. Yani günümüz ekonomik şartlarında aldığınız ürünün bakımını verimli bir şekilde yapmanız lazım. Buradan tekrar Ercan'a çok teşekkür ediyorum. Şu anda da Discord'da kendisi. Ben dedim videonun tamamını çekeceğim, bitirmem lazım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yardımcı oldu. Ben hayatta yapamazdım bunu. Yani ya işlemci fana yapışmıştı. Ben ne yapacağım bilemezdim orada. Bayağı panik olurdum. Donanım konusunda çünkü çok fazla bilgim yok. Var, üstünkör bir kullanıcı olarak bilgim var. Kendisi bu konunun eğitimini almış. Bir YouTube videosu hazırlıyorsanız veya bir Twitch içeriği üretiyorsanız, canlı yayın yapıyorsanız ki benim şu anda asıl mesleğim o, Twitch üreticiliği yapıyoruz. Yani canlı yayınlar yapıyoruz, Twitch yayıncılığı, daha doğru olarak Twitch yayıncılığı yapıyoruz. Telefon çaldı, kapattım sizi. Twitch yayıncılığı yapıyoruz. Twitch yayıncılığı özellikle bilgisayarın işlemcisini çok yoran bir işlem. Ben oyun dahi oynamıyorum. Bakın oyun oynayıp bir yandan yayına vermiyorum. Sadece sohbet yayınları yapıyorum. Her gece hemen hemen ve bunun yayın yapmanın, interneti kullanmanın vesaire hakikaten çok fazla bilgisayarı yoruyor. İnternetiniz çok iyi olması lazım. Sadece işleriniz aksamıyor. Keyfiniz o kadar kaçıyor ki. Yayının en güzel, en eğlenceli, en kalabalık yerinde bir anda internette takılmalar, bilgisayarda takılmalar başlıyor. İnternetteki takılmalar da aslında bilgisayardan ötürü olabiliyor. Size buradan demek istediğim o. Lütfen bakımları zamanında yapalım. Kanala abone olalım. Twitch'e gelirseniz sevinirim. Bir de katıl butonumuz aktif. Katıl butonuna çeşitli kademelerde üyelikler mevcuttur. Oradan bütçenize göre bizi desteklerseniz eğer daha çok gezi videosu gelecektir. Ya abi niye gezi videosu gelmiyor diye soranlar olursa gezi videoları artık çok maliyetli olmaya başladı. Diyeceğim bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.